Bir gün böyle bir haber alacağım aklımın ucundan geçmezdi. Nereden nereye? Bundan sonra benim için çalışacaksın. Ne? Sizin için mi? Duydum. Bu bir teklif mi? Tekliften de öte. Sağ kolum ol benim. Soframa oturacaksın bundan sonra. Burası senin için hazırlandı. Artık burada yaşayacaksın. Bunlar da senin için. Bu biraz fazla değil mi Necdet? Herkes mevkisine göre muamele görür Erkut. Hayat tercihlerden ibarettir. Sen kendini neye layık görürsen onu yaşarsın. Yanınızda çalıştığım süre boyunca bunları düşündüm. Sizi gözlemledim. Ve anladım ki Necdet Bey, insan bu hayatta korkusu kadar kaçar, cesareti kadar da yaşar. İşte bunu burada sizin yanınızda çalışırken öğrendim Necdet Bey. Siz benden yepyeni bir adam yarattınız. İçimden güçlü, ayakları yere basan, bambaşka bir Erkut çıkarttınız. İşte asıl bundan dolayı size minnettarım. Olmayan oğlunuzun yerine koyduğunuzu söylediniz beni. Benim için bu çok değerli, teşekkür ederim. Ama şunu da söylemem lazım ki, benim için daha değerli olan şey, neyiniz olduğundan çok, içimde, hayatımda yarattığınız bu değişim. İşte asıl bundan dolayı size teşekkür ederim. Tekrar her şey için sağ olun. Belki çok insana zarar dokundu. Ama bana o sefil Erkut'u çekti çıkardı dipsiz kuyulardan. Asu. Uyumuş. Of ya, daha pasta yapacaktık. Ben de tek başıma yaparım o zaman. Hem de Asuman'a sürpriz olmuş olur. Pasta yapmak için nelere ihtiyacımız vardı? Un, şeker, yumurta, bir de meyve. Bakalım meyve var mıymış? Yumurta da var.
Un yok mu ya? Belki şu dolaptadır. İşte orada. O ne ya? Tuğçe! Tuğçe! Tuğçe iyi misin? Ne oldu burada böyle ya? Düştüm. Nereden? Onu almak için sandalyeye çıktım. Sonra da düştüm. Beni niye uyandırmadın peki? Hem senin onunla ne işin var ki? Sana sürpriz posta yapacaktım. Ya kıyamam ben sana ya. Bir yerin kesildi mi? Bilmiyorum. Ben bakayım. Kalk 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 kalk. Hemen de şişmiş ya. Dur hemen buz koyalım da daha fena olmasın. Bekle sen. Çok acıyor mu? Evet. İnşallah buz işe yarar ya. Kızımı Melek Özer kaçırdı. Hı? Ya da kaçırttı. Bilmiyorum. O kadından her şey beklenir. Ah Tuğçe'cim. Kızım neredesin yavrum? Sakin olun lütfen. Su ister misiniz? Sağ olun. Bakın o kadın çok tehlikeli biri. Benim evliliğimi bitirdi. Yetmedi. Şimdi kızıma musallat oldu. Uzun süre akıl hastanesinde yattı zaten. Çok korkuyorum kızıma bir şey yaparsa diye. Peki iddialarınızı değerlendireceğiz. İddia değil komiser bey. Kesin. Kesin Melek Özel kaçırdı. Canımdan can aldı o benim. Kızımı aldı benden. Tamam. Gereken ne varsa yapılacak. Bakın lütfen. Lütfen kızımı bulun. Anneyim ben dayanamıyorum. O kadın kızıma bir şey yaparsa ölürüm ben. Sakin olun. İzin verirseniz çıkabilir miyim? Çok zor nefes alıyorum da. Tabii. Ama detaylı ifadenizi almamız için buralarda olmanızda fayda var. Zaten kızım yokken nereye gidebilirim ki? Demek suçunu itiraf etmeye geldin lan. Ne gerek vardı? Polisler birazdan gelip seni alacaklardı zaten. Bu kez mahvedeceğim seni Melek. Bu kez mahvedeceğim. Biraz daha iyi misin? Hala canım acıyor. Şunu çeksene. Çekemem. Yani biraz daha kalması gerekiyor ama sonra çekeceğim söz. Ama başım şurada. Ama hayatım anlıyorum da kalması gerekiyor. Şimdi daha çok şişer, ağrı da yapar. Çocuğun gözleri söndü resmen ya. Kötü bir şey olmamıştır inşallah. En iyisi annesine haber vereyim ben. Ben annene arayıp haber vereyim. Olur mu? Alo. Neredesin sen? Bunu sormak için mi aradın? Tuğçe düştü. Kafasını çarptı. İyi değil. Telaşlandım ben de sana haber vermek için aradım. Gel buraya hadi. Ya çocuk bu. Düşer de kalkar da. İşim var benim. Kapatıyorum. Aa, kadının rahatlığına bak ya. Bir de annemle geçiniyor. Pes.
Bakın komiserim, Melek asla böyle bir şey yapmaz. Ama Arzu Karapınar'ın şüphesi o yönde. Kızım için kendini tehlikeye bile attı. Kızımın hayatını kurtardı. Yani kızıma zarar verip onu kaçırması söz konusu bile değil. Yalan söylüyor Arzu. Çok ısrarcı ama. Komiserim, Arzu bu olayları fırsat bilip Melek'i karalamaya çalışıyor. Biz bu iftiralara daha önce de maruz kaldık. Komiser bey, bak ben gerçekten suçsuzum. Hatta bir ay önce Melek'i kasıtlı olarak merdivenlerden itti. Bu yüzden hapis bile yattı. Sicilini kontrol edebilirsiniz. Kenan bey... Ama Melek şikayetini geri aldı. Sırf Tuğçe annesinden ayrı kalmasın diye. Sizin söylemek veya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şey... Bakın ben, benim dileğim gerçekten Tuğçe'nin bir an önce... Tamam Kenan bey, ama bütün ihtimalleri göz önünde bulunduracağız mecburen. Ortada kayıp bir çocuk var. O yüzden savcı gelene kadar misafirimiz ol. Sonrası da gözaltı durumu olur mu olmaz mı bilemem. Komiserim ne diyorsunuz? Gözaltı mı? Saçlarını örmemi ister misin? Sonra bir sürü tokalar takarız ha? Tamam, başım dönüyor ben. Uykun mu geldi? Baş dönmesi, uyku yoksa başına vurunca... Ay Allah korusun, ciddi bir şey mi oldu acaba? Tuğçe, Tuğçe ne olur uyuma ya. Ne oldu, neden ki? Şeyden, sonra gece uyuyamazsın o yüzden. Benim çok uykum var. Televizyon açayım mı sana ha? Al. Tamam. Hem bak bakalım belki çizgi film falan vardır. Hadi Arzu aç şu telefonu ya. Uf, ne var ya, bir rahat bırakmadın beni. Merakımdan aramıyorum herhalde. Tuğçe düşüp kafasını vurdu diyorum sana ya, iyi değil. Biraz fazla abartmıyor musun? Hayır. Başı dönüyormuş. Uyukluyor da. Bu hiç de... Ya sen Tuğçe'yi bilmiyor musun? Naz yapıyordur. Vallahi hiç naz yapıyor gibi durmuyor. Ya sen kızımı benden daha iyi mi tanıyacaksın? Birazcık o oynayın, iki dakika sonra bir şey kalmaz. Hadi kapatıyorum ben. Uyumuş. Tuğçe! 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 Ne oldu? Yalanların işe yaramadı mı? Komiser de sana inanmadı değil mi? Ama sana söylüyorum Melek, bu işten bu kadar kolay sıyrılamayacaksın. Çekil Arzu. Neden? Onun kadar iyi mağdur rolü yapamadığım için mi? Sus diyorum sana. Beni susturamayacaksınız. Kızım nerede? Ya bilmiyorum. Kızım nerede? Çabuk söyle. Kızı bırak. Ya keşke bilseydim ama bilmiyorum işte. Ya bırak diyorum sana. Yine aynısını yapıyorsun. Yine masum rolü oynuyorsun. Yeter artık tamam mı? Kes saçmalamayı. Sen bir yılansın. Ama tebrik ederim. Çok güzel plan. Önce şikayetini geri alıp beni hapishaneden çıkarttın. Herkesin gözünde melek kalpli biri oldun. Şimdi de benden böyle mi intikam alıyorsun? Hayır. Ya yemin ederim ki Tuğçe nerede ben bilmiyorum. Uzaklaş Arzu. Uzaklaş diyorum sana. Tabii. Huzurunuzu, keyfinizi bozdum. Kızın için üzüleceğine. Şu yaptığın rezilliğe bak. Yazık be. Ben anneyim anne. Benim yüreğim yanıyor. Ama senin gözün kör olmuş Kenan. İster inan, ister inanma. Her şeyin suçlusu o. Ben biliyorum. Yeter artık tamam mı? Senin bu saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim. Herkes cezasını çekecek. Beni kızımdan ayırmanın bedelini herkes ödeyecek.
Gülçe. Canım hadi kalk ne olur. Benim çok uykum var. Allah'ım yok ya. Bu böyle olmayacak. Allah korusun çocuğa bir şey olacak şimdi. Hastane. Tuğçe kalk hadi hastaneye gidiyoruz. Hastane mi? Evet hadi kalk yavrum hadi. Hadi. Erkut neredesin sen? Sabahtan beri yoksun ortalarda. Sana diyorum. Neşet Bey'i görmeye gittim. Sende bir şey var. Yoksa Necdet Serdar'ı mı öğrendi? Ya ne konuştunuz anlatsana. Otur Gonca. Kesin benimle ilgili bir şey söyledi değil mi? Ne konuştunuz peki anlatsana. Nasıl diyeceğim bilemiyorum. Ben... Erkut söylesene. Ben Necdet Bey'i görmeye gittim. Ama... Necdet Bey... ölmüş Gonca. Sonra Kenan? Sonra savcı ifademizi aldı. Gerekirse tekrar çağıracaklarını söyledi. Arzu da oradaydı tabii. Ve yine olay çıkardı değil mi? Allah'ım aklını yitirmiş bu kadın. Gerçekten bu kadın artık fazla olmaya başladı. Ya kızı kaybolmuş. Gidip onu arayacağına gelmiş burada bizimle uğraşıyor. Şaka gibi ya. Onun derdi kızı falan değil ki oğlum. Tek derdi kendi hırsları. Hayır ben anlamıyorum. Yani hala Melek abladan ne istiyor bu kadın? Hiç güvenmiyorum ona hiç. Aslında ben onu anlıyorum. Şu an yaşadığı acıyı en iyi ben bilirim herhalde. Evladı ortalarda yok. Yani böyle hırçınlaşıp etrafa saldırması, bir suçlu araması gayet normal bence. Ah Melek. Herkesi kendin gibi iyi kalpli, vicdanlı sanıyorsun. Lakin Arzu öyle biri değil kızım. Ama Arzu beni suçlamasa bile ben bütün kabahati kendimde buluyorum. Abla yapma böyle. Öyle ama. Yani çocukları orada bir başına öyle bırakmamam gerekiyordu benim. Abla böyle düşünme. Senin bir suçun yok. Evet, onu burada bekleyeceğim. Sence nereye gitmiştir Elif abla? Bilmiyorum ki, ben de çok merak ediyorum. Sana bir şey demedi mi? Hayır, bir geldim yoktu işte. Çok korkuyorum Minci. Ya ona kötü bir şey olursa? Ya bir daha dönmezse? Öyle düşünme güzel kızım. Bak kardeşini her yerde arıyorlar. Hepsi de elinden geleni yapıyor yavrum. Ben de çıkıp aramak istiyorum ama annemle babam izin vermiyor ki. Ama sen daha çok küçüksün yavrum. Annen baban haklı. Ama ben de Tuğçe için bir şey yapmak istiyorum. İyi o zaman sen de bol bol dua et yavrum. Hem Allah herkesin duasını kabul eder. Özellikle de çocuklarınkini. Ben demin ettim zaten ya Biha teyze. Aferin benim güzel kızıma. Dua ibadettir. Allah ibadet edenleri sever.
sever mi gerçekten? Evet, tabii sever yavrum. Hem Allah ona uzanan elleri de boş çevirmez ya. Tamam Rabia teyze. Ben de Tuğçe bulunana kadar Allah'a her gün dua edeceğim. Aferin benim kızım, aferin. Olamaz. Olamaz. Erkut böyle bir şey nasıl olur? Ben inanamıyorum. Nasıl olur? Gonca tamam. Sakin ol. İçinden biraz. Biraz uzanmak ister misin? Ha? Götüreyim mi seni odana? Nasıl olmuş peki? Büyük bir kavga çıkmış hapishanede. İki koğuş birbirine girmiş. Nasıl olduysa Necdet Bey de bulaşmış. İtin teki göğsünden bıçaklamış. Kimse bir şey yapmamış mı? Hemen hastaneye kaldırmaya çalışmışlar ama çok kan kaybetmiş. Daha ambulans hareket etmeden oracıkta ölmüş. Necdet. Necdet. Nasıl olur böyle bir şey? Necdet, öldüm yani şimdi. Miden hala bulanıyor mu? Hayır. Sıkıldın mı? Evet. Şimdi seni çok değişik bir yere götüreceğim. Bakalım beğenecek misin? MR hazırlandı da gidebiliriz artık. Hadi güzel kız, gidebiliriz artık. Ama sen de gelecek misin? Tatlım siz gidin. Ben hemen arkanızdan geleceğim, tamam mı? Tamam. Ama fazla geç kalma. Tamam, tamam. Aradım kızım iyi değil diye. Bu ne gamsızlık ya? Gerçi insanlığı ne ki anneliği ne olsun? Olamaz. Yani olamaz. Erkut, hayır olamaz ya. İyi misin? İyiyim ben. İyiyim. Odana götüreyim mi seni? Bırak. Ben kendim giderim. İstemiyorum. Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Koskoca Necdet Karapınar gitti. Yok artık oğlum, yok. Necdet öldü mü yani şimdi? Bu hayatta benim varlığımı ilk kez fark eden, beni gören o adam yok mu artık? Kimsenin umurunda değilken bana değer veren o adam öldü. Evet öldü.
yıllarca beni küçümseyen, hor gören o Arzu'nun elinden kurtardın sen. Ona karşı hep korudun, kolladın. Hayalini bile kuramayacağım şeyleri hep önüme serdin. Ben hep yalnızdım Necdet. Hep. Sevdim. Ama hiçbir zaman sevilmedim. Ama sen bana elini uzattın. Belki sana aşık olmamış olabilirim ama ben seni sevdim. Her şeye rağmen yanımdasın. Ben neredeyse ölüyordum Gonca. Beni sen kurtardın. Kim olsa aynı şey yapardı. Yapmazdı. Bak. Burada senden başka kimse yok. Kızım bile. Ama sen... Sen hep yanımdasın. Bundan sonra hep seninle birlikte olmak istiyorum. İyisin değil mi? Yarın acıyor mu? Ben yarayı unuttum bile. Çünkü sen sardın onu. Beni iyileştirdin. Yok canım. Evet. Bakışlarınla sardın yaramı. Tatlı sözlerinle iyileştirdin beni. Sen nasıl bir adamsın ya? Sana kör kütük aşık bir adam. Ve çok yakında kocan olacak adam. Benim tatlı güvercinim uyuyor mu hala? Hadi uyan artık. Ya uykum var. Ama ben seni uyurken çok özledim. O güzel yüzünden daha fazla mahrum bırakma beni. Günaydın karıcığım. Ben bir tek senin yanında değerli hissettim kendimi. İnsan olduğunu bir sen hissettirdin bana. Artık bir daha öyle gözlerime bakmayacaksın biliyorum. Bakacağım. Hem de bir ömür. Hayat dediğin şu kadarcık bir anmış gördün mü bak. Ben inanamıyorum. İnanamıyorum ben. İnanmak istemiyorum, bu gerçek olamaz. Oğlum, Tuğçe hemen bulunsun. Amin. Anneciğim, burada mıydın sen? Aa, Melek kızım, hoş geldin. Gel, kapıda durma öyle. Yok, rahatsız etmeyeyim ben şimdisi. Aşk olsun. Ne rahatsızlığı yavrum, gel. Peki madem, biraz oturayım. Hoş geldin anne. Hoş geldin Melek teyze. Hoş bulduk kızlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? Rabia teyzenizi üzmüyorsunuz değil mi? Yok, hiç üzerler mi Rabia teyzelerini? Onlar bana yarenlik ediyorlar. Kuzu bunlar, kuzu, kuzu. Biliyor musun anne? Ben Tuğçe için hep dua ediyorum. Ben de Tuğçe amre bulunsun diye. İnşallah kızlar. Melek kızım, neyin var? O kadının dediklerine mi takıldın yoksa? Düşünmeden edemiyorum. Ben böyle olacağını bilemedim. Ben sadece iki kardeş birbirinden ayrılmasın, birlikte vakit geçirsinler istemiştim. Yavrum, sen hiç üzme canını. Allah herkesin içindekileri bilir. Bırak o kadın da senin için ne düşünüyorsa düşünsün.
Tamam. Tamam komiserim. İyi günler. Oğlum, var mı bir haber? Yok anne. Kızımdan en ufak bir iz yok. Delireceğim ya. Ah oğlum. Yüreğim daralıyor. Neredesin be amcacığım sen? Neredesin? Benim torunum yolunu kaybetseydi muhakkak bulurdu evi. Polise giderdi, birine sorardı. Ama gelirdi. Dilim varmıyor ama. Ya bir iblisin eline geçtiyse? Anneciğim, öyle kötü şeyler getirmeyin aklınıza. Bütün civara baktık. Sokaklara, parklara. Polisler de arıyor bir anda. Yer yarıldı da içine mi girdi bu kız anlamadım ki. Allah'ım sen torununu koru. Sen onu bize bağışla yarabbim. Yok anne. Ben böyle elim kolum bağlı bekleyemem. Gidip kızımı bulacağım. Abi ben de geleyim. Yok Selim sen burada kal. Emniyetten falan arayan olursa. Ama... Selim sen kal. Melek kızım daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Biraz tansiyonum düştü sadece. Ben sana bir tuzlu ayran çalkalayayım mı? Yok yok. Zahmet etmeyin istemiyorum. Anneciğim ne oldu sana böyle? İyileş ne olur. Anneciğim merak etme sen. İyiyim ben. Çok üzüldün tabii çok. Necdet, Necdet yapma. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Madem bu kadar onu merak ediyorsun. Madem onun iyiliğinden bu kadar endişe ediyorsun. Sen de onun yanında kal. Necdet! Ya Necdet ne yapıyorsun? Açsana şu kapıyı! Necdet bak ben senin karının bana bunu yapamazsın! Allah'ım ne yapacağım ben burada böyle? Daha fazla burada kalmaya devam edersen vallahi kafayı yiyeceğim ben ya. Anlaşılan senin hala aklın başına gelmemiş. Burada kalmaya devam et de aklın başına gelsin. İstesen de bunun geri dönüşü yok artık. Sok kafana. Bir daha bu konu hakkında tek bir kelime bile duymak istemiyorum. Bu evin sınırlarından dışarı adımını atamayacağını biliyorsun. Şansını fazla zorlama istersen. Yeter artık ya. Ben seni tutsan değilim. Öyle herkese davrandığın gibi bana davranamazsın. Git buradan. Benden kaçabileceğini mi sandın sen ha? Ya bırak beni ne olur bırak beni. Karnında benim çocuğumu taşırken benden kaçacaktın öyle mi? Yürü dedim sana. Yürü. Yürü. Bak Necdet sen beni hiçbir zaman sevmedin. Tamam mı sen beni hiçbir zaman sevmedin. Sen sadece yenilmek istemediğin için. Yenilmek mi? Ben asla yenilmem. Kurallarını ben koyarım.
Bana neler yaşattın sen böyle Necdet. İlk önce ışıltılı dünyanla gözümü boyadın. Sonra ışıklar kapanınca beni karanlığa hapsettin. Bitmek bilmeyen, sonu gelmeyen bir karanlığa. Görüyor musun bak? Neredeyse seni yasını tutacaktım. Bir daha asla senin için üzülmeyeceğim Necdet. Asla. Çünkü sen bana hiçbir zaman acımadın. Hiçbir zaman. Allah'ım ne olur bir şey olmasın Tuğçe'ye ya, ne olur. Sen ne biçim kadınsın ya? İnsan kızını arayıp sormaz mı? Ne biçim bir annelik bu be? Of, şey yoksa bir de taksi ara şimdi ya. Ay yine arıyor. Ne var Asuman, ne var? Ben de sürekli senin sesini duymak için arayıp durmuyorum, merak etme. Kızını hastaneye getirdim. Ne? Hastanede misiniz? Evet. Evde bir fenalaştı, gözü bir şey görmüyordu, uyuyakaldı falan, korktum ben de hemen hastaneye getirdim. Şimdi MR'a soktular, çıkmasını bekliyorum. Sen de bir zahmet gel de kızın başına dur istersen, ha? Benim şimdi işim var, sen dur başında. Pes ya, vallahi pes. Ya kız kafasını vurdu diyorum, kafasını. Asuman, o çocuk dışarıda kalkarda. Çocuk kaç kere üstü sen biliyor musun? Ha vallahi bravo ya. Allah herkese senin gamsızlığından versin yani. Bak laflarına dikkat et. Beni daha fazla oyalama hadi. Tamam, madem sen ilgilenmiyorsun ben de babasını arıyorum o zaman. Dur sakın, sakın Kenan arama. Niye ya? Ya arama diyorsam arama işte. Allah Allah, sen dur başında. Yuh ya! Resmen suratıma kapattı. Lan insanın çiçeği soluyor da üzülüyor ya. Bunun kızını MR'lara almışlar, bunun hiç umrunda bile değil. Ya hem senin ne işin olabilir ki? Bu kadar önemli. İnsanın iki eli kanda olsa gelir be. Hem senin bu kadar önemli ne işin olabilir ki kızından başka? Yok yok. Başka bir şey var kesin. Babasını da arattırmıyor. Anlarız şimdi bakalım. Allah, hayırlı bir haber olur inşallah. Alo? Alo, ben Kenan Bey'i aramıştım şey Tuğçe hakkında görüşmek için. Ne? Tuğçe mi? Yoksa torunun bulundu mu? Nasıl, iyiyim mi? Ne olur bir şey söyleyin. Alo? Orada mısınız? Siz neden bahsediyorsunuz ben tam anlamadım ama ben Tuğçe'nin kursundan arıyorum. Neyse ben daha sonra ararım tekrar. Demek öyle Arzu Hanım. Kendi kızını kaçırdın yani. İnsanlar yana yakıla Tuğçe'yi arıyor ya. Şimdi anlaşıldı seninle işler çevirdiğin. Hanımefendi. Tuğçe Emiroğlu'nun yakını siz misiniz? Evet benim. Buyurun doktor bey sizinle görüşmek istiyor. Tuğçe. Yani durumu nasıl, ciddi bir şey yok değil mi? MR sonuçlarını inceledim. Çok şükür ki ciddi bir durumu yok. Yalnız her ihtimale karşı önümüzdeki 24 saat boyunca dikkatli olmakta fayda var. Bu süre içerisinde kusma, baş dönmesi gibi şeyler olursa hemen hastaneye gidin. Peki tamam. Şey şimdi çıkarabiliriz değil mi? Tabii tabii. Küçük hanım iyice dinlensin. Geçmiş olsun. Tuğçe'cim. Gel bakalım. Güzellik. Çok korkuttun beni ya. Affedersin.
Neyse, artık iyisin ya. Olsun. Annem geldi mi? Burada mı? Yok, gelmedi. Ya. Ama asma o tatlı yüzünü ya. Hadi gel, gidiyoruz. Nereye? Sürpriz, hadi. Melek, iyi misin? Yardım edeyim mi? Yok, iyiyim, iyiyim. Başım dönüyor sadece. Melek, tutun istersen. Anneciğim, benim de elimi tutabilirsin. Kenan. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Kızımız hakkında haber var mı diye sormaya geldim ama gördüğüm kadarıyla senin hiç umurunda değil. Başlamayın Arzu. Sen hala burada mısın ya? Yüzsüz. Düzgün konuş yoksa seni... Sen beni anlamıyor musun ya? Bu kadın bir yalancı diyorum. Göz göre göre kızımızı kaçırdı. Sen hala... Tuğçe kızım. Canım kızım benim. Anne, sen sabahtan beri neredeydin ya? Madem çiftliğe gelecektin, beni neden almadın yanına?